3, 2, 1, başla. Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda hepinizin zaten tanıdığı, bildiği ve videolarımın vazgeçilmez ismi Hazal Ece Yücel var. Yani namı diğer kardeşlik. Kardeşlik yüve. Aynen. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekeceğiz. Soruları seçmemize bir kişi daha yardımcı oldu. Mayıs'ı! Şimdi buradan çekeceğimiz soruları ben senin için. Evet, ben sen de benim için cevaplayacaksın. Başlıyorum ilk soruyla. Hadi bakalım. Lotoyu kazansam ne yaparım? Aa, bu çok ucu açık bir soru. Gider bütün hayvan, pet, köpek, kedi hepsine bir ev açarsın. Böyle bir villa alırsın. Bak çok büyük bir villa alır. Ondan sonra hepsinin özel odası olur. Kedi ve köpekler için bir şey yapacağından eminim yani. Lotoyu kazansam. Sen ilk iş Londra'ya uçak bileti. Evet. Bilimum kafelerde, bilimum kahveler, bir günde 98 kahve. Hayır, bilemedim şu an. Bildim. Hayır, bilemedim. Ben evlenirim dedim şu anda. Doğru. Ben görecek o. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence genel olarak da ben kazanacağım da yani. Çekiyorum. Evet, sen çekiyorsun. Hadi bakalım. En sevdiğin şarkıcı. Benimki çok kolay. Evet, Justin Timberlake. Evet, bildi. Hadi benimki kim bakalım. Seninki abi, bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bir insan arabada Muazzez Ersoy'dan Selami Şahin'e, Christina Aguilera'dan efendime söyleyip mesela adını bile bilmediğim insanları yani alıp da CD'ye falan dolduruyorsa doğal olarak bu soru benim için beni çok hiç ilgilendirmiyor. Hiç. Hani benim duruşum çok net. Hiç ilgilenmem. Sana ipucu veriyorum. Tamam. Bir Türk kişi var. Yalın. Evet. Bak mesela ben bunu bilemedim. Bunlar Muazzez Ersoy'a bir yandan etçilerin bunlar falan. Evet, ben de sıra. Vazgeçemediğin aksesuarın nedir? Seninki saat. Saati. Evet. Bunu bildim. Bakalım sen benimkini bilebilecek misin? Yüzüğün. Evet. Vay be! Nişanlanmış bir kız olarak yüzüğümü tabii ki çıkarmıyorum. O bildim. Çok iyi bilirim. Sıra. Tamamdır. Sen çok zor bir insan. En sevdiğin renk. En sevdiğin renk çok... Bak mesela aslında değil, anladın mı? Siyah değil. Gri de sever, evet. Beyazı da sever ama en çok siyah. Gri siyah. Yani tamam, hadi bunu kabul ediyorum. İkisini de seviyorum. Senin de öyle. Senin de gri beyaz. Doğru. Bu konuda uyumluyuz. Evden çıkarken mutlaka yanına aldığın şey, telefon, cüzdan, anahtar dışında. Hazal'ınkini duymaya herkes hazır olsun. Yani biliyorum, sorunun cevap gülme. Çünkü gülesim geldi. Hadi. Abi. Cımbız. Cımbız evde kalsın, o günümüz rezalet geçiyor. Cımbız yani. Hazal'ın evden çıkarken mutlaka yanına aldığı şey cımbızı. Çünkü manyak. Ve yok. Ama ona göre var. Ben sürekli mesela onunla oynuyor. O yüzden senin cımbız. Benimle. Evet. Seninle. Neşe teyzemin yollukları. Yani o kadar da bilemem. Bir dakika. Kamera. Aa. Ben bildim. Bıktım senden artık. Harry Potter'da en sevmediğim... Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır ya, hayır. Bir dakika, ikimizin de bence... Hayır bu aynı. 1, 2, 3. Cinizli. Oynayan kişi yüzünden böyle yani. Gitsin istiyorum. İstemiyorum onu. Herkes öldü, o yaşadı hep ya. Sırlar odasında onun ölmesi gerekiyordu. İşte öldürmeyen Allah öldürmeyen. En sevdiğin güldüğümüz zaman... Aa, o kadar çok ki. Düzenli olarak birlikteyken başımıza bir şeyler geliyor. Yani güldüğümüz çok şey var. Bana Milano gibi geliyor. Bana da Milano gibi. Bana tutuklanmamız gibi. Yani tutuklanma değil de. Benim deyişim de tutuklanma. Ha, Hazal'a göre polislerin yanımıza gelip bizi biraz sorguya çekmesi tutuklanma. Bana göre de evet. Yani sorguya çekilmemiz. Yaşadığımız trajikomik olay. En büyük korkum. Benimki bence biliyorsundur. Biliyordum, unuttum, hatırlamaya çalışıyorum. Ben seninkini biliyorum. Hırsız. Abi evet. Evde yalnız kalınca böyle gayipten hırsız sesleri evet, duyuyor evet. Mesela. Bilemedin ama bu arada. Canavar ne? Ruh. Canavar ne ya? Ne? Yılan. Aaa yemin ederim biliyordum. Fotoğraf çekilirken utanır mısın? Hazal utanmıyor arkadaşlar. Keşke biraz utanması olsun. İrem utanıyor ama ben onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Evet. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey. Bak seninki çok basit. İlk cımbız zaten. Sigara. Cımbız sigara mıysın? Bak vallahi cımbız sigara mıysın? Doğru bildi. Telefon. Barbaros.
Bence. Kamera. Evet. Tabii ki orayı kamera. Vlog çekelim. Tabii ki kamera. Aynen öyle kaldık. Beni şaşırttın bunları. Değil mi? Barbaros'un en sevdiği özelliği. İkimizin de sevdiğinin adı Barbaros olduğuna göre yine bu şekilde düşünebiliriz. Presentable bir erkek olması. Bir sürü şey kapladım bak. Boş bir insan değil Barbaros. Hani böyle işinin gücünün olmasını. İşte böyle daha bir hani plaza erkeği havası. İyi bir insan. Hani nasıl oturması konuşması gerektiğini biliyor. Yani presentable derken mi kastettim? Evet. Doğru. Değil mi? Çok iyi cevap. Yani Barbaros bir şey değil, bayağı da öyle. Bir şey değil kardeşim. Her zaman. Barbie kardeşim. 8 yıllık kardeşim. Evet. Barbaros'un bence en sevdiğim özelliği enerjisi. Çünkü evet, girdiği bir ortamın enerjisini direkt değiştirir. Aynen. Direkt. Tamam kardeşim. Bence senin Barbaros'un en sevdiğin yanı ne biliyor musun? Ne? Senin benimle tanıştırmış olması. Hazırlanman kaç dakika alır? Birbirimizin biliriz ama. Evet, zaten çoğu yere aslında birlikte hazırlanıyoruz. Evet, çok kısa sürüyor. Yani o yüzden farazi bir 15 dakika. 15 dakika. Evet. En sevdiğin application. Bıktım. Nazar benim application'ım bak nefret ediyor yani. Bıktım. İllallah bıktım. Adını bilmiyorum. Bilmek istemiyorum. Adı Japonca. Hayır. Japon harfler. Latin harflerle de yazabiliyorsun. Gibi. Yemin ediyorum Japonlar arada bir telefonunu hackliyor. Bir dakika. Hacklendin mi? Hacklenmedin ya mi? Ne hacklenmesi? Hacklenmedim. Onun adı o değil. Sana göre Milano'da da tutuklandık işte. Anladınız mı? Böyle. Yılbaşı öncesi grupta. Yılbaşı grubunda böyle yazıyor. Ben dün gece intihar ettiğim için şu an çok kötüyüm. İnsanlar panikledi. Bana gruptan değil özel olarak İrem Hazal ne diyor? Gerçekten doğru mu söylüyor? Bir sorun mu var falan yazıyorlar. Hazal'ın intihar ettiğimden kastını söylüyorum size. Aç karnını ağrı kesici içmiş. O yüzden hacklenmedim. Benimki ne? Seninki Facetune. İkimiz de doğru. Ha bir dakika sende sıra. En sevdiğin dizi. Hazal'ınki Yaprak Dökümü. Aşk-ı Memnun ve Yaprak Dökümü mix'i. İlk söylediğim. Aşk-ı Memnun. Aşk-ı Memnun. Şu an TV2'de sabah 12'de başlıyor. Seninki? Ne? İstanbul'da gelin. Dur bunun cevabını demeli. Ben de bir bilseydim soruyu. En sinir olduğun davranış. Seninki bence vizyonsuzluk. Seninkini demin düşündüm biliyor musun? Yemin ederim ve aklıma geldi ve şu an unuttum. Bu sayılır. Sayılmaz. Sayılmaz öyle bir şey yok. Nankörlük. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Söylediğin şeyle de ciddi ciddi söyle ya. Nankörlük. Bunu nasıl bilemezsin ya? Şu an elendin arkadaşlıktan resmen. Söyle. Adaletsizlik. Doğru. Tamam. Nereden nasıl tanıştık? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sanki sen. Yılı bile biliyorum. Senden duymuş olacaksın. Sen ya söyle. Söylüyorum. 2012. 2011. O zaman sen bildin. Hadi tamam. Ama nerede nasıl evet caddede tanıştık ilk. Buru. Dışarı çıktığımızda en çok ne yeriz? Ben genelde hiçbir şey yemiyorum çünkü hep güzel şeyleri sen yiyorsun. Bana çirkin evet, şeyler kalıyor. İçime oturan peperonili pizza. Ha, club sandviç senin. Club sandviç. Buldum. Evet. Senin club sandviç. Üzme onun yemeğinde kalıyor ve hep bekliyorum ki Allah'ım ne olur bitirmesin bir lokma. Ben kazanıyorum. En sevdiğin yemek senin Kentucky. Çok patates kızartması. Hayır. Evet. Ya bilmiyorum. Bir sayayım yoğurt. Yemin evet, ederim yoğurt. Vallahi billahi evet, yoğurt. Hadi bunu sayıyorum. Zaten sen saydın galiba. Kendi kendine sayıyordun. Sinir krizi geçirdiğin bir günde seni ne sakinleştirir? Beni ne sakinleştirir? Ben direkt arkadaşlarıma yazmak. Ben de... kafa yandı. Ama sen bunu bilirdin zaten. Bilirdim aynen. Seni bir sigara yakayım. Biraz ağlayayım. Bu. Ne? Ben. İşte tamam. Ben... Ne ben? Hayır sigara yakayım ağlayayım bana işte söyleyeceğim. İyi bir insan olduğum için. Ama doğru bu. Ben zaten kendi cevabımı söyledim. Son soru. Evet. Bunu kazanan 10 tik alıyor. Hayır öyle bir şey hayır ben öndeyim çünkü. Hayır. En sevdiğim cips. Benimki de asla bilmiyorsun. Asla. Senin en sevdiğin cips. Ketçaplı Ruffles mı? Tamam bilmiyorum. Ne? Turuncu Cheetos. Seninki bence şey. Doritos. Hangisi? Yeşil. Mavi Ruffles o zaman. Salla biraz daha salla ya da falan. Ketçaplı Ruffles. Ne? Benimki de turuncu Cheetos. Ama sen o kadar imkansız bir şeymiş gibi söyledin ki abuk sabuk bir şey çıkacak sandım. Aynen. Bir dakika. Bitti. Hayır, beraber. Hayır yalan söylüyor. Yalan. 3 yanlışım var. Senin
1, 2, 3, 4 yanlışım var. Ben kazandım. Bir şey söyleyeceğim. Ben yine de senden bu kadar umutlu değildim. Ya onun bildiği benim bilemediğim bir tanesini de eklemedim. Yani baya baya ben kazandım. Böyle de işte şeydir ama iyi niyetli. Bak yapar yapar sonra söyler. Evet, videoyu kapatma zamanı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada biz bir de soru cevap videosu çekelim. Evet. Yani sizden gelen soruları da cevaplayacağımız evet. bir video çekelim. O soruları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Birbirimizle ilgili yani birbirimizle ilgili. Sorularınızı videonun altına yorum olarak bekliyoruz. O zaman öpüyoruz sizi.